önce milattan sonra 200-220 yıllar arasında 422 yılda Çin'de Han hanedanlığı hüküm sürmüştür. 618-907 arası 300 yıl Tang hanedanlığı, kuzey ve güneyde 690-1297 yıllar arasında yaklaşık 600 yıl Ming hanedanlığı, kuzey ve güneyde 690-1297 arasında yaklaşık 600 yılda Ming'den sonra 1644-1912 arasında Çin'de 250 yıl Manchu ya da Qing ya da Çin hanedanlığı hüküm sürmüş. Yuan hanedanı da 1279-1368 arası hüküm sürmüştür. Çin hanedanı M.Ö. 220-206 arası 15 yıl sadece yaşayabilmiş, eskiden bir krallıktı. İmparatorluk öncesi 3 hanedanın Xia, Sheng ve Zhou, üçüncüsü M.Ö. 1050'lerde Sarıörmek Havzası'na egemen gücü Sheng'i tarihten sildi. Zhou devletinde hanedanın devamı 39 kral birbirini izledi Çin'de. 800 yıl boyunca Kral Cheng 1035-978 arasında 39 yıl başarıyla krallığı yönetti. Kral Yuan M.Ö. 827-782 arasında uzun hükümdarlığında sert bir tutum izledi. M.Ö. 781'de tahta çıkan Kral Yu büyük depremler, heyelanlar, seller, güneş tutulması gibi büyük felaketlerle karşı karşıya kaldı. Milattan önce 221 öncesi 400 yıl boyunca Kuzey Çin'in büyük güçleri arasında tam 256 savaş yaşandı. 2000 yıl sonra milattan sonra 1815 öncesinde 400 yılda da Avrupa'nın büyük güçleri arasında tam 89 savaş yaşanmıştı. Kong Fuzi, Usta Kong, Latinceleştirilmiş Konfüçyüs, milattan önce 479'da öldü. Düşük memurlu ancak çok saygın, bilge bir adam olarak geniş bir mürit çevresi vardı. Krallar bile ona saygı gösterirlerdi ve Nirvana'ya erişti. İşte bu adamın adı Kong Fucius. Kong Fuzi, Usta Kong, Konfüçyüs olarak M.Ö. 480'lerde Çin'de anılan büyük filozoftur. M.Ö. 6. yüzyılda Wu devleti Çu'lara büyük üstünlük sağladı ve kralını Zeng'e kaçırdı. M.Ö. 5. yüzyılda Chu, Wu ve Yu devletleri vardı. M.Ö. 341'de Çin orduları Wei devletini yendi. Ve M.Ö. 320-220 arası 100 yıl boyunca güçlü Çin devleti yani Qing hiçbir rakibinin baş edemeyeceği bir güç oldu. Başkentleri Xi'an'dı ama halkı baskıdan perişandı. M.Ö. 262 ve 256 yıllar arasında Qing devleti Han ve Zhao devletinde kitlesel katliam gibi savaşta onları yok etti. M.Ö. 264'te Qin tahtına 13 yaşında oturan acımasız kral Zeng daha sonra ortada savaşan devletler bırakmamıştır. Qin devletinin hükümdarı Zhao Yuanyang M.Ö. 306-251 arasında en uzun süre hüküm süren kralı olmuştur. Güneyinde güçlü Chu devleti, Qing devletinde M.Ö. 238'de tahta çıkan Kral Zeng, M.Ö. 234'te Zhao'da 100 bin insan katletti. M.Ö. 221'de ülkeyi 36 yönetim bölgesine bölmüşlerdi. 213'te 460 bilge yasak metinleri yazılı olarak gelecek kuşaklara aktarmamaları için toplandı ve diri diri yakıldılar. Ayrıca büyük bambu kitap yakımı olayı yaşandı. Ve sonunda güçlü Qin'in yıkılma zamanı gelmişti. Milattan önce 206'larda 209-202 arası iç savaş Kuzeydoğu'da Yan ve Zhong, Shang onların güneyinde Zhao, ortalarda Ordos, Çin'in doğusunda Wu, ortada Pei ve Chu, güneyde Yu ve batısında Shu ve Ba krallıkları ile acımasızca savaştılar. Artık yeni bir lider kuşağı doğuyordu. Qi Yang Yu Chu devletlerinde doğu bir asilzadeydi. Burada doğmuştu. Fizik yapısı, becerileri korkunç cesaretiyle büyük bir general oldu ve adamları ona tapıyordu. Qi Yang Yu M.Ö. 207'de Qing karşısında yenilip dağlara çekildi ve Pei devletinden komutan Li Bang
100 binlik ordusuyla güçlü Qin devletinin başkentini teslim aldı ve devlet 4 krallığa bölündü. Qin'i yıkan Liu Bang artık Han hükümdarı oldu. Milattan önce 206 ve ordusunu 500 bine çıkardı. Chu'nun başkenti Ranqing'i aldı. Liu Bang ile Chu devleti lideri Ziyang Yu 3 yıl savaştı ve birbirlerini ölçtüler, sonunda anlaştılar. Ziyang Yu'nun Chu devleti bütün doğuya ve Liu Bang'in Han devleti Batı Çin'e egemen olacaktı. Daha sonra Chu askerleri güçlü Han devletine geçti. Ziyang Yu büyük hayal kırıklığıyla 28 Şubat 202'de M.Ö. öldü. Chu'lar Han'a boyun eğmiş oldu. Liu Bang aşağılardan gelip büyük bir imparatorluk kurmayı başarmıştı. Han hanedanlığı 1500 boyunca 1500 yıl hüküm sürecekti. Ama Liu Bang sadece 7 yıl tahta kaldı. M.Ö. 202-195 arasında. Ondan sonra tahta ürkek bir delikanlı olan oğlu ve sonra da iki küçük torunu çıktı. İmparatoriçe anneleri Liu gücü ele geçirdi. Bu güçlü ve iradeli kadın Han devletini M.Ö. 180'e dek 15 yıl boyunca başarıyla yönetti. O ölünce Gaozu tahta çıktı. Sonra oğullarından Bilge Han Wendi M.Ö. 180-157 arasında uzun sayacak bir taht süresi ve onun oğlu Jingdi M.Ö. 157-141 arasında ülkeyi yönettiler. O 6 krallığın isyanını başarıyla yenilgiye uğrattı. Han hükümdarlığı tımar toprak dağıtarak 5-6 küçük krallığı da kendine bağlayarak milattan önce 111'lerde bütün Çin'e egemen büyük bir imparatorluk ve devlet haline gelmeyi başardı. Ondan sonra milattan önce 141'de Han Wudi tahta çıktığında 15 yaşındaydı ve 53 yıllık saltanatı sonunda milattan önce 87'de tahta öldü. Sanatla uğraşıyor, miskinlik yapıyor, Konfüçyüs öğretileriyle komutanlarına yetki veriyor, güçlü devletin gücünü kullanıyordu. Devlete yetkili adam alırken bir mülakat yöntemi getiren Woody, üstün yetenekli bilge insanları seçen 50 kişilik bir bilim kurulu heyeti kurdu ve büyük bir yönetim devrimi yaptı. Bu heyet devlet memuruna eleman alırken en bilgili olanları aldı ve liyakatı esas kıldı. Konfüçyüs öğretilerini binlerce sayfa ezberleyenleri devlet görevine aldılar. En zekileri yükselttiler ve ejderha simgeli Çin Han hanedanlığı döneminde göğe yükseldi. Wudi ülkede uzun yolculuklara, dağlara çıkıyor, cennet adasına gidiyor, arınıp mükemmelleşiyordu, doğa hayranıydı. İmparator Wudi asker imparator anlamına geliyordu. Onun askerlikle ilgisi yoktu ama generallerini en bilge ve cesur olanlardan seçiyor ve devlet memuruna liyakatli adam alarak sınırların ötesinde sayısız savaşta ortalığı kan gölüne çevirerek Han devletini galip hale getiriyordu. Milattan önce 200'lerde Han Gaozu Ziyunkları dize getirmek için sefere çıktı ama onlara yenilip güçlerini kabul etti. Boyun eğdi. Kendini eş devleti olarak kabul etti. Derken Han İmparatorluğunda Wudi'nin Wei'den olma oğlu İhtiyar babasına silah çekti. Bir iç savaş çıktı. Wei tarafları birçok general görevli bir klan tümüyle bu şekilde yok edildi. Asi Veliaht'ın torunu Bebek Zuandi ileride tahta çıkacaktı ve öldürülen İmparator İçen'in yeğeni Hua Guang da otoriter acımasız bir bakan olarak sivrildi. Nüfuz kazandı. Milattan önce 87'de 53 yıllık hükümdar Wudi öldüğünde başka bir oğlu 7 yaşındaki Zadi tahtın varisiydi. Bakan Hua Guang naip olarak Wudi tarafından atandı. Küçük kral Zhao Di 20'sinde esrarengiz şekilde öldürüldü. Wudi'nin torunu küçük Zuandi milattan önce 774'te tahta oturtuldu ve örnek bir hükümdar oldu. Ayrıca Hua Guang'ı minnetle eşsiz zenginliklere boğdu. Ona sarsılmayacak bir konum sağladı. Milattan önce 68'de ölünceye dek güçlü ve çok zengin yaşadı. O da milattan önce 49'da 16 yıl sonra ölünce tahta 16 yıl sürecek Yuandi saltanatına başladı. Onun oğlu Chengdi milattan önce 31 ile 7 arası 24 yıl ülkeyi yönetti. Kılık değiştirerek halkın arasında gizlice dolaşmayı çok seviyordu. Veliaht bırakmadan ölünce milattan önce 7'de yeğeni 18 yaşında Ai'di 6 yıllığına tahta çıktı. O da çocuğu olmadan genç ölünce yaşlı imparatoriçe Wang uzun yıllar önce ölen Yuandi'nin soyundan birini 9 yaşında kral seçerek yeğeni Wang Mengi de Mareşal Naip olarak atadı. 9 yaşındaki küçük Pingdi milattan önce 1 milattan sonra 6 yıl arası 7 yıl tahta kaldı ve 14 yaşında hastalıktan öldü. Milattan önce 31 ile 7 arasında Chengdi döneminde gök taşları, seller, kuyruklu yıldızlar
Tayfunlar, deprem felaketleri korkunç boyutlardaydı. Bu kez Zhuangdi soyundan gelen çocuklardan kral seçmek gerekiyordu ve çok sayıda erkek vardı. Ancak gücü ele geçiren Wang Meng tercihini bir yaşındaki Ruzi bebekten yana kullanıp kendisi yine naip olarak yönetmeyi sürdürdü. Wang Meng çeşitli oyunlarla 2 senede göklerin kendisine istediğini kabul ettirerek imparatorluk hanedanlığını kendi ailesine yeni Qin hanedanlığı adını koyarak devraldı. Milattan sonra 23 yılında kellesi vuruldu, o devrildi ve 2 yıl sonra Han hanedanlığı tekrar tahta çıktı. 57 yılına dek Liu Ziu milattan sonra 25'te Guang Guidi adıyla Han hanedanlığını 32 yıl sürecek saltanatında devam ettirmeyi başardı. Han İmparatorluğu'nda milattan sonra 88'den sonra tahta çıkan sayısız çocuk sakat, zayıf ve budaladan oluşan ucube krallar dönemi yaşandı. Milattan sonra 220'deki çöküşün ayak sesleriydi bunlar. 145'te 3 imparator tahta çıktı. Sonraki 10 yılda başkent 4 kişi tarafından onlar tarafından izlendi. Entrikalar, dökülen kanlar gırla gidiyordu. Han Heidi milattan sonra 88'de tahta çıktığında daha 7 yaşın 9 yaşında bile değildi. Annesi İmparatorluğa Dou naip oldu. Erkek kardeşi Dong Zian ile birlikte sonra Shengdi bebek imparator oldu. Bir yaşı dolmadan öldü ve yerine Han Andi 106-125 yıllar arasında 12 yaşında yetersiz bir imparator olarak çıktı. 11'indeki oğlu Shendi bir cariyeden olan oğluydu. 144'e dek 19 yıl tahta ele geçirdi. Hadım harem ağalarının yaptığı büyük darbe, infaz ve intiharları bu gündeme getirdi. 18 hadım Marki unvanı aldı. Milattan sonra 133'te korkunç büyük bir deprem oldu. Bir yıl sonra da kuraklık yaşandı. Küçük Yuandi 146-48 arasında karışıklık yatıştırılamadı. Annesi Liang ailesi egemenliğini bitirdi. Çocuğu yoktu. Eşi Dul İmparatoru için tahta bir çocuk çıkarıp babasını da naip atayınca Kuzeybatı'nın Doğu Klanı saraya yerleşmiş oldu. Genç Lingdi 168-189 yılları arasında 21 yılda hadım harem ağalarının elinde oyuncak oldu. Doğu Klanı mensuplarını sürgün ettirdiler. 184 yılında büyük bir kitle ayaklanması patlak verdi. Sarı türbanlar kıtlık, idari yolsuzluklara karşı ayaklanmıştı. Saraydaki muhalifler de isyana katılınca ordu çok sayıdaki sarı türbanlıyı katletti ama isyanı yine de bastıramadı. 5 yıl sonra kargaşa halen devam ederken 189'da İmparator Ling de hastalıktan ölünce Budal oğlu Shao Di saraydaki hadımlar çetesi bir yılına tahta çıkardı. Bir cariye olan annesi naip oldu. Güney Sarayı'nda çıkan yangın 2000 hadım burada toplandı ve onların toplu yakılma ayini yaşandı. Çocuk Han Ziyandi 189-220 arasında 31 yıl tahta çıkartıldı. Dong Zhuo'nun demir pençesi altında sözde saltanat sürüyordu. Silahlı adamların sayısı 40 binleri bulan onlarca asi çete oluşturulmuştu ülkede. 192'de asıl ülkeyi yöneten zalim komutan Dong Zhuo askerleri tarafından katledildi. Çetelerin arasından oradan oraya sığınan genç Han Ziyandi ve mahiyeti 180-196'da güçlü Wei'deki Chao Chou ailesi himayesine sığındı. 216'da kendini koruyanlara Wei, Çin'in tüm kuzey ve ortaları Wei Krallığı unvanını verdi ve iç savaşta üçe bölünmüş imparatorluğun en uzun ömürlü krallığı burası oldu. Dahası genç Ziyandi'yi tahttan feragat ettirdiler ve Chao Chou onun oğlu Chao Pi hükümdar olup Luoyang şehri sarayında yerleşti. 219'da babası Chao Chao öldüğünde 25 oğlu sayısız kuzeni ve akrabalarıyla güçlü bir klanın lideriydi. Ülkedeki en zayıf ikinci krallık Wu, Çin'in güneydoğusu ve Shu üçüncü krallık güneybatıda idi. Liu Bei dizine kadar silahla kuşanmış iri çok uzun boylu cesur bir komutan olarak sivrildi ve 219'da Shu kralı olmayı başardı. 280 yılında Wei devleti hanedanı ve Wu ve Shu'yu fethederek Çin bir kez daha tek imparatorluk şeklinde birleşti. 311'de Luoyang kenti Çinliler değil Ziyong'u yani Hunlar ele geçirdi. Dünyanın ikinci büyük kenti talan edilerek yok edildi. Sima Yan 290'da öldüğünde 290-311 arası Jin devletinde 8 prensin savaşı yaşandı. Kargaşada tohum ekilemedi, hayvanlara
bakılamadı ve açlık, kıtlık, sefaletten çaresiz insanlar vahşi hayvanlara dönüştü. Suç patladı. Halk birbiriyle savaşmaya başladı. Suyun üzerine yüzen cesetler kapladı. Salgın ve yamyamlık Çin'de adeta kurumsallaştı ve dehşet bir durum haline geldi. Ara dönemde sadece iki Sui imparatoru vardı ve toplum bunların saltanatında 30 yıl onlara katlandı. 581-618 arası. Onların çılgınca enerjilerini ve elle tutulur başarıları eşsizdir. Öyle ki bu sağlam zemin ve kurumlar üzerinde Tang İmparatorluğunu kurmayı bu şekilde başardılar. Kuzey Zhao bölgesi 577 yılında 570 kişilik bir orduyla Kuzey Qin'in üstesinden geldi. 570'te Güney Hanedanlarının başkenti Xiangkang 1 milyon nüfusuyla o dönemin en büyük şehriydi. Aşırı dindar kral Liang Wal uzun saltanat döneminde 502-549 arasında şiddetli gittikçe artan ayaklamalarla 548'de sarsıldı. Şehre korkunç bir barbarlık hakim oldu. 550'de Chen Hanedanı 557-589 düzeni sağladığında geriye zayıf düşmüş ve küçülmüş bir Güney İmparatorluğu kalmıştı sadece. 577'de de Kuzey Zhou'nun onları bozguna uğratmasıyla yok oldular. Daha sonra hüküm süren başarılı İmparator Sui Yang 618'de öldürüldü. Yine büyük bir anarşi yaşandı ve 624'de Dek 200 isyan çıktı. Li Yuan 618-26 arası kendisini imparator ilan etti. Çin'in kuzey ve kuzeybatı sınır ötesi topraklarda Hunların yerine Turcuya diye adlandırılan Türkler almıştı. 599'da doğan Teng Taozing 32 yıl saltanat sürdü. 14 oğlundan olan imparatorluğunu kurarak 649'da 50'sinde öldü. Yerine Gaozong geçti. 683'e dek 34 yıl oğlu tahta kaldı. Ardından onun iki oğlu Zhang Zeng ve Ruizong sırayla tahta çıktı 710'a dek. 711'lerde 758'lere dek Güneş Kral Zhuazong çok uzun saltanat sürdü. 751 yılına gelindi. Çin'de ve Arap orduları Talas Nehri civarında savaştılar. Çin ve Arap orduları. Araplar kazandı ama devamını getiremediler. 7. yüzyılda Kırgızlar, Uygurlar, Kitanlar başta olmak üzere Moğollar ve Mançurlar sahneye çıkıyordu. En çok parlayanlardan Türkçe konuşan Kırgızlar, Moğolistan işlerinden Orta Krallığı oluşturup batıya yayılacaklardı zaman içerisinde. Çin Tang İmparatorluğu, Uygurların Doğu Türk Kağanlığı mücadelesine çok yardımları dokundu. 745'te Türk Kağanlığı yıkıldı. Uygurlar yine Moğolistan'da hüküm sürdüler. 745-840 arası. Sonra Xiangkhan'a yerleştiler. Türk Moğol Kitanları Türkçe'ye yakın konuşuyorlardı. Çok iyi at biner Çin İmparatoru Taizong 648'de Kore'ye yenildi. 695'te ayaklanan Kitanları ise 200 binlik Çin ordusu son anda Pekin yakınlarında durdurabildi. Tang Zhuazong 712-57-757 arasında 45 yıllık refah zenginlikle dolu saltanatında kendisi ve çevresindekiler edebiyatçı, şair bir topluluk olarak şiir üretimi ülkede arttı. Ondan önceki dönemde Yao Cheng adlı bakan disiplinli kanunlar üretmiş, 9 garnizona askeri valiler, üst görevliler, liyakatli insanlar atamış, devlet daha düzenli hale gelmiş ve kurumsallaşmıştı. Nüfus 42 milyon civarındaydı. 736'da Zhuazong saray kullanım sayısını azaltıp tasarrufa gitti ve başkenti Chang'an sarayında kaldı. Burası 2 milyonu aşan çarşıları, muhteşem binalarıyla, nüfusuyla dünyanın en kalabalık, en büyük, en etkili kenti haline gelmişti. Zhuazong yarım yüzyıla yaklaşan çok uzun iktidarı sonlarda bazı sorunları biriktirmişti. Tang'de 740'larda yükselen yarı Sogdian, yarı Türk sert bir general olan Anlushan çok güçlenmişti. Tang İmparatorluğu Zhuazhang 745'lerde 60 yaşına gelmiş, Taoizmle uğraşıyordu. 50 tane oğlu vardı. Yang Guifei adlı bir cariyeye aşık oluyordu. 755'te tüm ordusunun gücünü ele geçirmiş olan Anlushan, yaşlı imparatoru indirmeyi göklerden aldığı emirle askerlerini ikna ederek Büyük Yan İmparatorluğunu ilan edip Luoyang'un şehrini aldı. Ama 756'da Mançuryalı ve Kitan Moğol askerleri Tang İmparatoru ordusuna destek olunca isyancı Anlushan 756'da Hebei şehrini onlara kaybetti. Sonra
Anlüşan ordusu Tang İmparator ordusunu bozguna uğratıp savunmasız kalan başkentlerine girdi. Ancak 757'de onun kendi öz oğlu katletti. Aynı yıl Tang İmparatoru Xuanzang 756-762 arasında başkent Chang'an'ı geri aldı. Böylece 10 yıldan fazla süren isyancı Anluşan'ın Büyük Yan İmparatorluğu yok olmuş oldu. 763 yılında Tibet orduları başkent Chang'an'ın kapılarına dayanmıştı ve Tang İmparatorluğu, Daizong'un İmparatorluğu döneminde 762-779 arasında başkentten yüz kısaltıcı bir kaçışla gitti. Bir yıl sonra şehri Tibetlerden ancak geri almayı başardılar. Tibet'i Uygur ve Araplar zayıflattı. Anlüşan ayaklanması Doğu Türkistan'ı Çin İmparatorluğundan koparmıştı. Tang İmparatoru Daizong 779-805 arasında Hebei kentini yok etti. Tang İmparatorluğu artık zayıflamıştı ama 805-820 arası tahta çıkan Xianzong merkezi otoriteyi yeniden kurmaya çok yaklaştı. Eyaletlere saldırdı ama yerel valiler neredeyse hepsi başkent Chang'an'dan atanmıştı. Güçlü valilerin bağımsız sayılabilecek yere yönetimleri vardı. 756-763 yıllar arasında karanlık sürgünlerde Tang ordusu saray hadımlarının oyuncağı haline geldi bir şekilde. 840-846 arası saltanatında Buzong Budizm'e dehşet verici bir yasak koydu ve Budizm bir daha kendini toparlayamadı. Büyük bir Budist kırımı yaşandı. Binlerce Budist manastır harap edildi. 250 bin rahip rahibe görevden atıldı. Bunlar öldürüldü, bazıları sakat kaldı. Budistlerin sahip olduğu geniş topraklara da el koydu ve devletin ekonomisini güçlendirdi. 770'de Tang İmparatorluğu'nun gelirlerinin yarısı tuzdan sağlanıyordu. 868 yılında Guizhou bir tabur Kuzey Hanedanı'ndan isyan çıktı. Çığ gibi büyüdü ve kuzeyden asker sevk edilerek ancak bastırılabildi. Çoğu Türklerden oluşuyordu. Li adı eklemiş bir Türktü ve oğlu Li Keyong, Tang İmparatorluğu'nun son günlerinde önde gelen veliaht adaylarından biri olarak yarışacaktı. Sonunda Çin'in tamamını saran isyan 870'te Haydut çeteleri Tang yönetimini yıktı. Shengdong'un bir küçük memur olan Huang Chao mutlak lider olarak başa geçti ve 30 ay sürecek çok uzun mesafeli amansız bir yürüyüş başlattı. Guangzhou kentinin yarıdan fazlasını 121 bin kişiyi katlettiler. Luoyang kentini teslim alıp 4800 kilometre daha yürüyüp Chang'an'ı almak üzere Wei Vadisi'ne girdiler. Tang Zizong 873-888 arasında saltanat sürmüş. Hepsi gibi tahtının hadımlara borçluydu. Şehirden kaçtı ve isyancılar başkenti yağmaladı. Katliam yaptılar ve sokaklar kan gölüne döndü. Tecavüz, yamyamlık zirve yaptı. Tang İmparatorluğundan geriye 970'ye kadar sadece Genç Liang Hanedanı 907-923 arası Asi Huyang Chao'nun bir vicdansız psikopat teğmeni tarafından kurulmuştu. Bu hanedan 923-937 arasında hüküm sürdü ve 910-920 arasında Later Liang ve 920-35 arası Later Tang hanedanının kurucuları Türktü. Daha sonra 5 hanedan döneminin 10 krallığı Wu 35 yıl 902-937, Güney Tang 38 yıl 937-975 arası, Erken Su 18 yıl 907-925 arası, Genç Su 30 yıl 935-965, Güney Han 54 yıl 917-971, Chu 24 yıl süreyle 927-951, Bu Yuh 71 yıl 907-978, Min 36 yıl 905-945, Nemping 39 yıl 924-963, Kuzey Han 28 yıl 700 952-979, 5 hanedan döneminin 10 krallığı olarak hüküm sürdü. Tang iktidarının 850 yılındaki devrilişi ve Song iktidarının 700-980'lerdeki nihai zaferin ardından bazı olaylar yaşandı. Konfüçyüs klasiklerinin tam basılı metinlerde ilk defa 5 hanedan zamanında görüldü ve 130 ciltlik bu eserin hazırlanması tam 22 yıl sürdü. 953'te bu Konfüçyüs'ün eski eserleri yaklaşık 130 cilti olarak yeniden ortaya çıkartıldı. 5 hanedanın ana başkenti Luoyang iken daha sonra doğudaki Keiping, sonra Dadu ve en sonunda burası Pekin olarak bilinecek şehir haline geldi. Kuzeyin başkenti olan bu şehir 1 milyon nüfuslu iyi bir ekonomik hareketliğe sahipti ancak nehirlere yakındı ve 368 kez 700 yılda sel baskınlarıyla
uğraştı. 8. yüzyılda toplam nüfus tahminen 60 milyondu. Çin'de 10. yüzyıl sonunda 100 milyona ulaştı. İmparatorluk kuzeyde doğmuş, oradan yönetilmişti. Sadece Ming döneminde 1368-1644 arası kısa süre güneyden yönetilmişti. Beş hanedanın hepsi Teng'in askeri valiliklerinden geliyorlardı. Yeniden canlanan Kitanların yardımıyla Beş hanedanın ikincisi San Teng 923-936 arası Liyang'ı yenerek topraklarını iki katına çıkardı. Şu Yu Sichuan'ı aldı. Başka bir Türk ailesi Geçin 936-946 ise başarılı olamadı. 946-947'de Kitan fiili olarak başkent Keiping'i işgal etti, yani Pekin'i. Geç Han 947-950'de Türktü. Beş hanedanın beşincisi olan Geç Zhao 951-960 arasında bunlar tarafından devre dışı bırakıldılar. Geç Zhao'nun en büyük talihsizliği Si Zong'u 959'da henüz 38 yaşında ölmesi ve yerine 7 yaşındaki oğlunun geçmesiyle onların başarılı general Kuan Yin bir sonraki hanedan Song Taizu hanedanlığını kuracaktı 960-976 arasında. Sonra da 997 yılına dek 21 yıl kardeşi Song Taizong saltanat sürdü. 1 milyonluk ordusu vardı. Diğer taraftan Kitan tehdidi de onlar yıllık 5 gergin dönem boyunca 5 hanedanın başında kılıç sallanıp durdu. Devlet gelirlerinden büyük bölümünü haraç olarak aldı Kitanlar. Karizmatik Abajoy 907-947 arasında 40 yıl saltanatında başka bölgelere de kanat açmışlardı. 11. yüzyılın başlarında Song Güney'in 10 kralını silip süpürmüş, Kuzeydoğu'yu da alıp imparatorluğu birleştirmeye yönelmişti. 979'da Song Taozong Shaanxi bölgesini istila etmiş ve yardıma gelen Kitan ordusunda ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Güç sarhoşluğuyla Liao'yu yorgun ordusuyla saldırdı ve bugünkü Pekin o krallığın başkentiydi. Bozguna uğradılar. Sonra Liao kralı bir av kazasında ölünce yerine 11 yaşındaki oğlu Senzong 982-1031 arasında yaşamış. Yaklaşık 50 yıl tahtta kaldı uzun bir süre. Annesi Kitan Liao, dul imparatoriçe olarak çok doğru kararları alabilen bir kadındı. 986'da Kitan ordusunun başına geçip Song'u 3 kez yenilgiye uğrattı. Song Zhenzong 997-1022 utangaç bir gençti. 999'da Kitan orduları Song bölgesine saldırdı. Sonunda Song Kitan'ın hamileliğini kabul edip haraç ödemeyi kabul edince 100 yıllık bir barış dönemi bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Kitanların egemenliğini Songlar kabul etmiş oldu. Ve Kitan ve Çürçenler Moğolistan'dan gelmiş göçebe çobanlardı. 1005-1235 arası çöküş dönemi gelip çatmıştı bu imparatorluğun. Ve burada 1127'de bugünkü Pekin Çurchen istilasına uğrayacaktı. Bu kez başına bir imparatorluk yeşeriyor ve Tangut lideri Le Deming 1004-1032 arasında Gansu'ya doğru genişledi ve oğulları tahta çıkınca da 20 yıl boyunca orduları Dunzang'a ulaştı. Tangut'a 1034'te batıya doğru 1200 kilometre uzanan bölgede imparatorluk olmayı başardı. Weiming 1032-1048 döneminde Budist bir devlet oldu. 1039-44 arası 5 yıl aralıklı savaşlarla Tangut'a orduları Songları yendi ama topraklarına giremedi. Haraç almayı başardı. 200 yıl boyunca Tangut'a devleti Kuzey Çin'de egemen oldu ve 1227'de Moğol Cengiz Han'ın kanlı saldırılarıyla bu devlet bitirildi. 1030'larda Song sarayında müthiş öğrenme yeteneğiyle Zhuang Qiu yükselen liderdi. Konfüçyüs metinleri topladı, devlet hizmetine personel anlamında ağır sınav yapıldı ve liyakatlı insanlar devlet memurluğunu aldı. 1090'larda en yüksek dereceli entelektüel bir konum olarak sayılan 10 kişiden oluşan bir heyet içerisinde 10 cildi aşan kitaplardan hepsini ezberleyen, öğrenen insanları sınavla üst görevleri aldı ve seçkin bir üst görevli takımı yarattı. 1074-76 arası Kuzey Song Devleti'nde açlık kol geziyordu artık. Song Devleti Çin'in en muhteşem çağıydı ve 1120 başlarında artık can çekişiyordu. Ülkede 6 milyon insan vardı. Kuzey Song İmparatoru olan Huizong 1101-1125 bilim insanlarından bir akademi oluşturmuş, sanatçılara da çok sahip çıkmıştı. Küçük kızlar bebekliğinde 4-5 yaşına gelmeden ayakları bağlanıp tarifsiz acılara terk ediliyordu.
10 metre uzunluğunda bandajıyla 5 parmak içeri kıvrılarak sarılıyor. Bu patolojik gelenek Song döneminde yaygınlaştı. Çin'de küçük kızların üçte biri 800 yıl kadar ayak bağlama işkencesi çekti. 1125'lerde Churchen işgalcileri Kuzey Song'u devirmeye başlamıştı. 1210'da Moğol istilacıları Churchen'i devirmişti. Kitan ve Tangut devletlerinden sonra Song hükümdarlığını Jurchenlere tehdit etmeye başlamıştı. Jurchen'in kökeni Türkler ya da Kitan gibi örtüktür. Kitanlar Proto Moğol, Tangutların Proto Tibet, Jurchenler Tanguz dilini konuşuyorlardı. Jurchen devletinde Aguda'nın 1113-1123 10 yıllık saltanat döneminde kendini Jin hanedanı ilan ederek 100 binlik ordusunun başına geçip güçlü Kitan Lou İmparatorunu yendi ve güneyde başkent bugünkü Pekin'i aldı. Güçlü Song ordusunun Kitan Liao'nun güney başkenti Pekin'i almak üzere saldıran ordusu 1121'de ağır bir yenilgiye uğradı. 1123'te epeydir temkinli anlaşmalı Jurchen Song müttefikleri kapıştığı yıl Kitan İmparatoru Aguda öldü, 1 milyonluk ordu gücüne ulaşmıştı. Songlarda Taozong 1123-1035 12 yıllığına tahta çıktı. Kitan Liao İmparatorluğunu 1123 arası var olmuş onları yenen Jurchenler kalanları Gobi çölüne sürmüştü. Tangusia İmparatorluğu 1000-1225 arası sürdü. Kuzey Song, Jurchen'in acımasız Güney Seferi sonunda Pekin'i aldığı 1127 sonrası Güney Song Devleti'ne dönüştü. Song, Gaozong 1127-1062 arasında 1162 32 yıl hüküm sürmeyi başardı. Güneyde yeni bir Chu ve uzun süreli bir Qi 1130-1137 devletleri ortaya çıktı. Jurchen'de sonraki iki tiran imparatorluk alkolik Jin Xiazong 1135-1149 ve kuzeni Prens Heiling 1149-1161 Jurchen ordusundan çıkmışlardı. Jin Zizong çok devasa bir alana hükmedip saygınlık kazanmıştı. Jin Prensi Heiling Song'u işgal denemesi 1161'lerde geri püskürtüldü. Kuzen Jin Xiazong 1161-1189 Jurchen'e sağduyulu yönetimle tekrar saygınlık kazandırdı. 1120'lerde sahneye çıkan Jurchen Jin İmparatorluğu 1220'lere dek 100 yıl yaşadı. Songlar da onlara tabiydi. 1170'lerde Pekin'de büyük seller yaşandı. 1194'te ise yine aynı bölgede Nuh tufanı gibi olaylar yaşandı ve büyük bir açlık meydana geldi. Moğollar 50 bin kişilik ordusuyla Jurchen Jin İmparatorluğunu 1210'larda Jurchen Jin'e saldırıp yendiler. Pekin'i kuşattılar. 1228'de Moğollar tekrar döndü. 5 yıl aralıkla devam eden savaşta Keyfing yani Pekin kentini düşürdüler. Song'dan sonra 3 imparatorluk hanedanı daha gelip geçecekti. Moğol Yuan 1279-1368 arası Ming 1368-1644 ve Manchu Qing 1644-1911 arasında yaşayacaktı. Çinlerin gözünde hepsi düşmandı. 1127'de Kuzey Song'dan türeyen Güney Song 1279'lara doğru çöküyordu. 960'ta 16 yıllık Taozu egemenliğiyle başlayan Kuzey Song 160 yıl sonra Gaozu'nun 1127-1162 arası 35 yıllık iktidarında devleti yeniden diriltmesiyle Güney Song olarak sürmüş, devam etmişti. 1274'te Dozong 9 yıllık iktidarı ile çökmüş, 10 yıllık devletsizlik, boşluk dönemi yaşanmıştı. Bundan sonra 1275'te Ganzong, 1276 sonrası 2 yıl Duanzong ve 1279'da Ping Di dönemleriyle sona erdi. 1167 yıllarına geldiğimizde 1227'ye kadar Cengiz Han'ın Moğol İmparatorluğu yaklaşık bu 150 yılda sahneye çıkarak 1229-41 arasında özellikle 12 yıl oğlu Ögeday ile 1251'den 59'a kadar 8 yıl torunu Monge ile sürüp 1260-94 arasında da yaklaşık 34 yıl Kubilay Han sonrası yıkılmıştır. Song devletinde filozof Zuqi 1130-1200 arasında yaşayan bu filozof yeni Konfüçyüsçülük ile utanç duygusuna önem vererek eski öğretileri güncelleyip etkinleştirdi ve ikinci Konfüçyüs olarak bu Çin'de adlandırıldı. Song'un kalabalık bir ordusu vardı ama askeri sicilleri berbattı. Öyle ki 300 yıl boyunca attıkları her adımdan sonra geri çekilip kaçmışlardı. Buna karşılık tarih sahnesine yeni çıkan Moğollar 50 yıl boyunca hep ilerlemiş, asla savaş kaybetmemiş ve bu
kararlılığın sonunda dünyanın büyük kısmına boyun eğdirmişlerdi. Arap saldırılarından daha hızlı, çok geniş alanda başarıyla savaşıyorlardı. Tarih o güne dek böyle ordular görmemişti ve bundan sonra da görmeyecekti. Direnenlere Moğol orduları büyük katliam yapıyordu. Çok yıkıcı, veba gibi insan nüfusunu azaltan bir işlev görüyordu. 1206'da Kuzeydoğu Moğolistan'da Meng halkından yetenekli ve cesur 22 yaşındaki Temüçin, halkını birleştirip daha zengin komşularını da sancağında toplayıp kendisini Cengiz Han, Çingiz Han, yani evrenin hükümdarı, evrensel hükümdar ilan etti. Onun nehri yakınlarında askeri kamp kurdu. Meng, Çince'de Moğol anlamına geliyordu. Tatar ve Uygur halkları da ona katıldılar. Moğollar, zengin güney komşularından Tankusiya devletini 1209'da Gobi'den ilerleyerek başkenti kuşattılar. 1215'te Moğollar Jin başkenti Pekin'i zapt ettiler. Cengiz 1218'de Türkistan'daki Kara Hitaylara kolayca boyun eğdirdi. Ancak Müslüman krallık Harzem, yani Özbekistan, biraz da zor bir lokmaydı. Tarihin en kanlı çarpışmalarından birisiyle 1223'te 7 yıllık Harezmler yıkıldı ve orduları dağıtıldı Moğollar tarafından. Moğolların 1220'ler boyunca Azerbaycan, Gürcistan, Rusya içlerine doğru yaptığı akınlar dünyayı değiştirdi. Çengiz Han 1227'de attan düşerek öldü. Kuzey Moğolistan'da başkent Karakurum'dan Moğollar güney de Jin Kitaylara, Pekin'e ve Jia İmparatorluğuna, batıya Liao'ya, sonra da iyice batıda Harezmler devletine saldırmışlardı. Çingiz Han ölünce 3. oğlu Ögeday 1241'e dek 12 yıl tahtta kaldı. Çin'de kontrolü sağladı. Sonra diğer oğlu 1233'te ölen Tuluy Han'dan torunu 4. Mengü 1251-59 arası ve onun kardeşi Kubilay 1260-1294 arası 34 yıl çok uzun süre saltanat sürdü ve tarihe damgasını vurdu. Onun devamı Yuan Hanedanı oldu. Kardeşi Hülagü torunları İlhanlar olarak İran topraklarında bir şekilde saltanatlarını devam ettirmeyi başardılar. Çingiz Han'ın torunu Kubilay uzun saltanatında 1281'de 60'lı yaşlarında akıl danışmanlığı kaybedince çok üzüldü. Ama 80'ine kadar yaşadı ve 1294'lerde gut hastalığından kötürümleşmiş ve içki yüzünden çok şişmanlamıştı. Her an uyur gezer gibi olmuştu. Onun torunlarının Yuan Moğol hanedanlığı prensleri çoğu zaman kanlı taht savaşları yaptılar. Ama Tuan Timur 1333-1368 arası 35 yıl dedeleri gibi uzun bir saltanat sürmeyi bir şekilde başardı. 1274-1294 yılları arasında komşularına karşı karadan ve denizden kesintisiz saldırı düzenledi. Kubilay 1292'de 1000 gemi ve 20 bin askerle Doğu Java'ya saldırdı. Tam başarı sağlayamadı. 1281'de yine saldırdı ama korkunç bir fırtınaya patladı. 15 bine yakın Moğol askeri öldü. Moğolların yenilmezliği inancı sarsıldı. 1311-1320 yılları arasında Ayur Barbada, yani Yuang Penzong, bilim aşığıydı. Yuan devletine sınavla bilgili yöneticiler aldırdı. İkinci Konfüçyüs Zhu Qin'in dört kitaptan sınav yaptırıyordu. Kubilay da 1260'larda öteden beri akıllı ve okumuş yabancıları ülkesinde şereflendiriyordu. Çin tarihinin en fırtınalı dönemi 14. yüzyıl ortalarında Yuan'da Ming İmparatorluğuna geçerken yaşandı ve ülke bir kez daha parçalamanın eşiğine geldi. Moğol döneminde çekilen yoksulluk ve acıların birikerek yarattığı sorunlar 1340'lardan itibaren bağnaz, mezhepçilik, militarist bir kimliğe büründü. Kızıl türbanlar Moğol egemenliğine son verip Çin'de yeni bir düzen beklentisi yarattı. Sarıırmak'taki kanal yenileme alanlarında 1351-1352 ayaklanmaları yaşandı. Cesur ve kararlı Zhu, Kızıl türbanlara 1352'de katılmıştı. Gittikçe genişleyen bir çete kurarak 1355'te güneye yönelik Yangzi'yi aşıp Nanjing'i zapt etti. 10 yıl sonra surlarla çevrili bu şehir Zhu İmparatorluğu'nun başkenti oldu. 1363'te 4 günlük destansı savaşı Boyang Gölü'nde kazandı. 100 binlik asker, 1000 gemisi vardı. Zhu, Yuanzhang, Hunan, Hebei, Zhejiang ile Jingsu şehirlerine de boyun eğdirip bütün Yangzi havzasına hakim olup Yuan İmparatorluğu'nun mutlak varisi haline geldi. Bu iklimde Ocak 1368'de Zhu Ming, parlak ışık saçan anlamına gelen hanedanlığını ilan etti. Hiçbir direnişle karşılaşmadan Zhu hanedanlığı Pekin'e girdi. Bu Çinli imparator halkın içinden gelen ikinci imparatordu ve kente
Beijing yani Kuzey Huzuru adını verdi. Daha sonra burası Pekin olacaktı. 1371'de Siçuan'ı da aldı ve Moğolların elinden kalan Yunnan'ı da 1388'de ele geçirdi. Zhu adındaki bu cahil adam çabuk öğrenen iradeli 1368-1644 arası 270 yıl yaşayacak Ming Hanedanlığını kurmuştu. Moğolistan'ın işlerine kaçan Moğollar 200 yıl daha Ming'in başına bela oldu. Jurchen Devleti de Manchu adıyla yeniden doğup Ming Devleti'ne büyük bir bela olacaktı. Zhu çok acımasız bir adamdı ve Ming Hanedanlığı kurduğu dönemden sonra saray görevlilerine kızınca bunları bakanlar huzurunda dövdürüp öldürtüyordu işkenceyle. Ve böyle bir acımasız dönem imparatorluk kurmuştu. 1380'lerde 40 bin kişiyi böyle katletti ve bir terör devleti kurdu. Sonunda 1298'de kendisi de öldü. Küçük torunu tahta çıktı Ming Hanedanlığında. Ancak 1402'ye dek 3 yıllık bir iç savaş çıktı. Amcası Yan Prensi tahta çıkartıldı. 1368'de 4000 öğretmen işe alındılar. Okullar kurdu. İradeyi ele geçirdi. Zhu Yuan Zhang çok savaşçı. Hongu İmparatoru yani Ming İmparatoru olarak 1398'e dek 30 yıl tahtta kaldı. 1399-1402 arasında Jiang Wang, 1403-1424 arası Yongles, 25'ten sonra Hongzhi, 1435'e kadar yaklaşık 9 yıl Zhuangde, 1449'a kadar yaklaşık 13 yıl Zhengtong ve 1457'ye kadar Jingtui 7 yıl, 1457-64 arası Tianxu, 1465-87 arasında da uzun bir dönem Cheng Huang ve 1488'den 1505'e kadar Hongzhi, 1521'e kadar 15 yıl Zhengduo, 1567'ye kadar Jiangxing yaklaşık 40 yıl ve 1572'ye kadar Longxing o da yaklaşık 5 yıl, 1620'ye kadar Wanli o da uzun bir iktidar döneminde 70 1573'ten itibaren yaklaşık 50 yıla varan tahtıyla ve 1620'de Taoyuan 1621-27 arası Tianxi ve Ming'in son imparatoru Chongzhen oldular. Çin kökenli memurlara Mandarin deniyordu. Moğolların Hint kolundan Timur'un torunu Babür 1483-1530 arasında Hindistan bölgesinde büyük bir imparatorluk kurmayı başarmıştı. Çin'in nüfus büyümesi Ming döneminde patlamaya başladı. Öğrenim, yayıncılık, kültür ürünleri genişledi. 1610'da önce bir Cizvit misyoner Ricci tarafından 650 kilometre uzunluğunda duvarla muazzam bir savunma hattı olan Çin Seddi ortaya çıktı. 1600'de nüfus 275 milyondu. 1599'da Ming generallerinden biri, eminde %70'i Tusilerden toplanan 250 bin kişilik ordusuyla Bozhou'daki yerel iktidar Bakan Yingluang'ın iktidarını bitirdi. 1368'lerde 90 milyon civarında seyreden nüfus tam 2500 yıl boyunca 40 ila 100 milyon arasında kaldı. Fakat istikrarlı Ming İmparatorluğu döneminde 250 yılda 3'e katlanarak 1600'de 275 milyona çıktı. 1800'de 300 milyon ve 2000 yılında 1,3 milyon haline gelmişti Çin nüfusu. Ming'de 1573-1620 arası 47 yıl en uzun kalan Wanli İmparatoru ritüel takıntılı, etkisiz, müsrif bir adamdı ve önce isyanlarla sonra da yabancı fetihlerle 270 yıllık hanedanlık çöküşe geçti. 1620-1760 arası 140 yılda Mançu fetihleriyle Ming yok edildi ve Mançu hanedanlığı kuruldu. 25 yıl 1644'te Ming İmparatorluğu'nun torunu Changzhou yüksek bir tepeye çıktı ve yasak şehrin dış mahallelerinden kentin yanışını seyretti. Sonra kendini astı. 5 Haziran 1644 günü, 44 günü Manchu orduları, Jurchenler, Moğollar yani şehre girip sarayı ve şehri işgal edip Qing Hanedanlığı'nın kurulduğunu ilan ettiler. Böylece uzun yıllar süren Ming Hanedanlığı dönemi bitti. Yerel soyun 6 hafta süren kanlı katliamı gene bir yabancı eliyle oldu. Ming'in 270 yıllık egemenliğini bitiren bu Qing İmparatorluğu'nun 280 yıllık dönemi böylece başladı. 1641'de büyük isyanlar Hubei, Şanci ve Henan'da toplanan iki orduya dönüştü. Cai Shun Prensi Xin Cheng 30 yaşında çok atılgandı. Xing saf, Yuan orijinal ve Ming parlak anlamlarına geliyordu. Bu Xing hanedanlığı bu dönemde başlamış oldu. 1642'de Luanyang sular altında bıraktığı Pekin'i aldı ve milyonlarca insan sel sularında boğuldu. Ming monarşisinden çoğunu ve üst düzey yetkilileri infaz etti.
Qing İmparatoru Hong Taiji 5 yaşındaki oğlu Shunzi 1644-1661 arası 17 yıllık saltanatı döneminde vezir kardeşi Dorgun yeğeni 14 yaşına gelinceye dek 9 yıl naip olarak ülkeyi yönetti. Zunshi genç yaşta 8 yıl sonra ölünce imparatorluk gene küçük bir çocuğa kaldı ve 9 yıl ülkeyi vezirler yönetti. Kangxi 1669-1722 arası 53 yıl ülkeyi yönetmeyi başardı. Vahşi Jurchen Manchu Yongsu şehrini alırken büyük katliamlar yaptı. Qing Hanedanı'nın meşhur 3 imparatoru Kangxi 1661-1722 arası çok uzun süre, Yongzhen 1723-1795 arası ve Qianlong 1723-1795 arasında tahtı 19. yüzyıla dek tekerleri altında tutan 3 büyük imparator oldular. Kalabalık ülkeyi uzun iktidarlarında başarıyla yönetmeyi başardılar. Dünyaya en büyük ipek, en iyi ipek pamuk porselenler Çin'den gidiyordu. 1683'te 3 komutan derebeyinin ayaklanmasını bastıran Zhangzi konumunu daha da güçlendirdi ve dünya tarihinin dev ansiklopedilerinden birini Çin'de yazılmış 36 bin ciltlik kitabı bir antolojide toplattı. 1658'de Çin İmparatorluğu Rus Çarlığı'nın Albazin civarlarında yenildi. 1759 sonunda Zungar Moğollarından %30'u Qing ordularından bunlar tarafından katledildi. %40'ı çiçekten öldü ve kalanlar Kazakistan steplerine kaçtı. 1720'lerde Çin İngiltere'ye 200 bin yılda çay satarken 10 yıl sonra ciro 1 milyona, 1770'te ise tam 9 milyona çıktı. Büyük bir gelirdi İngilizlere çay satışı. 1836'ya kadar Çin'de Hint afyonunu satan İngilizler 18 milyon dolar ticaretle 19. yüzyılın en değerli ticaretini yapıyorlardı. Burada Çin imparatoru şey yasaklayınca afyonu, bu sefer İngiliz ve Fransız orduları Çin'e saldırıp yaşanan Afyon savaşlarını kazandılar ve Çin'e zorla Afyon satışına devam ettiler. Çünkü bu o 19. yüzyılın en büyük ticaretiydi. İmparator Dou Guyang 1821-1850 hükümdarlığında Çin'de afyon kullanımını olumsuz sonuçlarına dair endişelere zirve yaptığında filozof Lin Zhenzu afyon bağımlılığının toplumu çürüttüğünü vurguladı. İmparator afyonu yasaklamaya yöneldi. Sert önlemler alındı. Çin'e zorla afyon satılmak için savaş açan İngilizler Haziran 1839'da İnci Nehri'ne ulaştı. Zhousang açıklarında şehri yoğun bombardımana tutup zapt ettiler. Hong Kong İngilizlere bırakıldı. Ağustos 1841'de 2. Afyon Savaşları'nda Qing Hanedanı 3 yıl önceki gibi 1842'de yine İngilizlere yenildi. Ağır bir yenilgi aldı. Ayrıca İngilizlerin kışkırtmalarıyla ülkede geniş çaplı ayaklanmalar oldu ve ekonomileri çöktü. 1850-54 arası Taiping ayaklanması ülke çapında iç kargaşa yarattı. Ve Çin incelememizin sonuna doğru geldiğimizde Qing Hanedanlığı 1736-1795 arası Qianlong, 1796-1821 arası Zheng Qing, 1850'ye kadar 30 yıl Oduyang ve 1851-61 arası Chiang Feng, 1874'e kadar Tangzhi yaklaşık 12 yıl, 1908'e kadar Guangzu uzun 33 yıl süren bir iktidar ve 1908'e kadar Dun İmparatoriçe Cixi 50 ile yakın iktidarda kaldı Qing İmparatorluğunda. 1909-1911 arasında Puyi Saltanatı yaşandı. Çin'de imparatorluktan cumhuriyete geçerken 1911-1950 arasında kesintisiz süren iç savaşlar, ölü sayısının 20 milyonlara çıktığı dönemler yaşandı. 1912'de Sun Yat-sen kısa sürede cumhurbaşkanı oldu. Sonra 1916'ya dek 4 yıl Yuan Shindi cumhurbaşkanı oldu. 1928'de Zuolin, 1928-49 arası ise ülkenin son dönemine damga vuran 21 yıl Kai Şeik ve 1949'dan 76 yılına kadar da 26 yıl son 20. yüzyıla damga vuran ve Çin devrimini, komünist devrimi, sözde komünist devrimi yapan Mao Zedong devlet başkanlığı yaptı. Sincan Uygur özerk bölgesi, burası Türkistan'dır aslında asıl adı. 1912'den 1949'a kadar Çin valilerinin yönetiminde de facto bir özerklik dönemi yaşadı. 1945'te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni 1949'da Ruslar Çin'e devrettiler. Mao iktidara gelince sert uygulamalarını eleştiren 300 bin entelektüel için Sülekev'i başlattı. Onları sağcı olarak damgalattı, komünist karşıtı olarak damgalatıp taşraya sürdü ve çoğunu öldürdü, intihar etmelerine neden oldu.
Mao Zedong 1949-76 yıllar arasında 27 yıl boyunca devlet başkanlığı yaptıktan sonra işte onun genel sekreteri olan Xi Jinping ve daha sonraki işte gelen liderler Çin'i yönetti ve Çin artık komünizmden kapitalizme geçen bir dönemi yaşadı. Bugün de ekonomisi Amerika'yı geçen bir büyük güç olarak bu kadar çetrefilli anlattığımız yaklaşık bir saate varan tarihinde bugünkü ulaştığı kapitalizmin zirvesine ulaşmış oldu. Büyük acılar, insanlık kıyımları, seller, depremler, felaketler yaşayan Çin bugün dünyanın ejderha simgesiyle en büyük ekonomik gücü haline gelmeyi bu